Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. 8. sınıf öğrencileri, artık liseye geçtiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bunun öncesinde sosyal bilimler dersi diye geçmekteydi ama artık biz bu branşların hepsini tek tek değiştirdik. Coğrafya, tarih, felsefe gibi branşlara ayrıldı. Tarih anlamında Tonguç tabii ki sizi yalnız bırakmayacak. Her zaman yine olduğu gibi her zaman yanınızda olacağız değerli arkadaşlarım. Peki tarih dediğimizde ne alacak? Havzayı öğreneceksiniz. Geçmişte yaptığımız hatalardan nasıl ders çıkartmamız gerektiğini, devletler arasındaki çatışmaları tek tek ele alacağız. Güzel şekilde, eğlenceli şekilde bunlara başlayacağız değerli arkadaşlar. Peki tarih ve zamanın içinde neler öğreneceğiz? İnsanlığın hafızası tarihi göreceksiniz. Tabii ki bunun öncesinde hemen bir ödevlendirme yapacağım. Sıfırdan 9'a tarih. Konu anlatımlı Soru Bankası. Biz bugün neler işleyeceğiz değerli arkadaşlarım? Neyi göreceksiniz? Birinci ünite tarih ve zaman ondan başlayacağız. Tarihin konusu kapsamı olay olguyu arıyorum. Tarih bilimi ve diğer bilim dalları neden tarih konusun? yani sayfa 18'e kadar sorumlu olacaksınız. Tonguç burada güzel bir şekilde kitabı tek tek ele alacak sorularla seni ne yapacak destekleyecek ve böylece de pekiştirici sağlamış olacaksın. Şimdi değerli arkadaşlarım insanlığın hafızası tarih diyeceğiz. Ne yapıyoruz? X-ray cihazına girdik ve geleceğe doğru yola çıkacağız. Bakın tarihi devirdeki insanlar bavullarını hazırlamış. Diyor ki sabırsızlanıyoruz. Hız kesmeden başlayalım diyeceğiz. Şimdi tarih ne? Tonguç bana böyle bir soru sormuş. Demiş ki Tonguç diyor ki tarih nedir? Ben de Tonguç'a diyorum ki tarih toplumların başından geçen olayları ne göstermesi lazım? Yer ve ne gösterecek? Zaman gösterecek. Yer ve zaman göstererek belgelere dayalı bir biçimde anlatan bunların sebep ve sonuçlarını birbirleriyle olan ilişkilerini objektif olarak ele alan sosyal bir bilimdir. Şimdi buradan nasıl bir şey düşüneceksiniz? Hemen aklımıza şu gelecek. Bir şeyin tarih olabilmesi için neye ihtiyaç duymam lazım? İnsana ihtiyaç duymam gerekiyor. Yine tarih arkadaşlar en önemli unsurlarıma bakın. Kelime detaylarına dikkat etmenizi istiyorum. Bir şeyin tarih olabilmesi için yer ve zamana ihtiyacım var. Aynı zamanda benim bunları ne yapmam lazım? Belgelemem gerekiyor ve birbirleriyle olan ilişkilerini objektif bir şekilde ne yapmam lazım? Ele alan sosyal bir bilimdir. Yalnız tarihin özellikleri var. Tarihin özellikleri nedir dersem eğer unutmuyorsunuz tarih bir bilim dedik ama tarihte deney ve ne yapamazsınız arkadaşlar? Gözlem yapılamaz. Neden? Çünkü tarih tekrar etmez. Şöyle düşünün ya İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet'e ya bir kere daha kalksan da İstanbul'un fethini bir gerçekleştirsen diyebilir misiniz? Diyemem. O yüzden de geçmişi yansıttığı için neylere duymak zorundadır? Belgelerle bunu kanıtlamam gerekiyor. Deney yapabilir miyiz? O zaman deney yapamamın. Kesinlik var mıdır? Hayır kesinlik yoktur. Daha önce bulduğum belgeler yeni belgeler ortaya çıkarak eskiyi ne yapabilir? Değiştirebilir. O yüzden de kesinlik ibaresinden hiçbir zaman ne yapamayacağız söz edemezsiniz. Tarihi devirler geçse de insanlar her zaman tarihe ihtiyaç duymuştur. Tarihin birçok devrinde yaşayan önemli bini insanları da tarihle ilgili yorum yapacaklar. Antik Yunan'a doğru yola çıkacağız. Önemli tarih hikayecinin babası diye adlandırdığım bir adam var. Kimdir dersem Herodot diyorsunuz arkadaşlar. Hemen yazalım kimmiş Herodot benimle ilgili daha doğrusu tarihle ilgili bana bir şey söylüyor. Tarih insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir. Yani insanlığın hafızası mıdır diyor. Evet. Daha sonrasında Müslüman bir abimiz var. Kim diyeceğiz biz buna? İbni Haldun olarak ele alacaksınız. Bakın kim diyorum? İbni Haldun diyeceğiz. Hemen yazalım onu da. İbni kim diyoruz? Haldun dedik. İbni Haldun peki tarihle ilgili ne diyor arkadaşlar? Tarih gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir, nitelik ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir. Yani tarihi incelemek insanlığın geçmişine doğru yola çıkmaktır diyor bana İbni Haldun abimiz. Sonrasına geldiğim zaman yabancılara bakıyorum. Leopold von Ranke 1795 ve 1886 yılında yaşamış önemli bir tarihçi. Tarih hakikatte meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Gerçeğin ne olduğu belgelerde saklıdır ve gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa da tarihte yoktur. Yani tarihin olabilmesi için belgeler her zaman önemlidir. Daha sonrasında Edward Cart ise şunu söyleyecek. Tarih, tarihçi ile olgular arasında kesintisiz karşılıklı bir etkileşim süreci. Bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogdur. Yani bugün de yaşadığım olaylar geçmişte yaşadığım olaylara ne yapabilir diyor? Benzerlik gösterebilir diyecek Edward Kart bu anlamda. Gelelim Ahmet Cevdet Paşamız ne diyecek? Tarih bir olayın sadece filan tarihte olduğunu bilmek değil, geçmişte meydana gelen olayları değerlendirmek ve bu olaylardan ders almaktır diyor. Yani şöyle düşünün. Arkadaşınızla bir tartışma yaşadınız ve bu konu hakkında küstünüz. Tekrardan aynı şeyin olmasını ister misiniz? İstemezsiniz, değil mi? Bir başka arkadaşınızla aynı olayı yaşadınız. Dersiniz ki evet ben bunu daha önce yaşamıştım ve bundan da ders aldım diyerek sana ışık tutar tarih diyor Ahmet Cevdet Paşa. Tarihlerin kutbu, tarihin babası diye adlandırdığımız insanlardan birisi Halil İnalcık ne diyecek? Gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi tenkit edip yani araştırmak, değerlendirmek gerekir. Oradan ders almaktır. Şimdi tarih arkadaşlar Arapça erraha fiilinden türeyerek tarih aya göre vakit tayin etmek, bir olayın meydana geldiği günü ve yılı bunların rakamla yazılışını bir şeyin oluş zamanını ve olaylar dizisini tespit etmek gibi çok geniş anlamlara gelmektedir. Yunanca ise historia ya da historia kelimesi anlamında ne yapılır? kullanılır diyeceksiniz değerli arkadaşlar. Daha sonrasında tarih peki hangi konuları inceler? Orta Asya'da yaşanan kuraklık ve kıtlık tarihin konusu değilken bu doğa olayı sonucundaki göçler tarihin konusu olabilir. Kısaca tarihin konusu insandır ve insan olmadığı yerde tarihte olmaz. Mesela örnek verelim. Nasıl örnek verelim? Orta Asya'da ne dedik? Kuraklık dedik. Şimdi değerli arkadaşlar Orta Asya'da kuraklık gerçekleşti. Bunu hangi branş inceleyecek? Tabii ki coğrafya inceliyor. Benim konum olabilir mi? Hayır. Çünkü ne yok? Karikatürde de gördüğünüz için biri tarih konusu mu dedi? İşte o benim diyecek. Yani bir şeyin tarih olabilmesi için insana ihtiyaç duyacağım. Baktım buraya, Orta Asya'da kuraklık gördüm. Ama burada insan var mı? Hayır yok. O zaman bu neyi ilgilendirir? Coğrafyayı ilgilendirecek. Ama dedi ki, Orta Asya'da kuraklık nedeniyle gerçekleşen göçler dedi. E göçü kim yapar? İnsan yapar. E biri tarih konusu mu dedi? İşte o benim, yani insanım. O zaman demek ki Orta Asya'da kuraklıktan kaynaklanan göçler ise kimin konusu olacak? Tabii ki tarihin konusu. Ne yapmaktadır? Olmaktadır diyeceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi peki tarih konusunu ayırırken insanoğlunun meydana getirdiği faaliyetler değişimler ve eserlerdir. Bakın siyasi, askeri, sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve mimari dedim. Bunları da bil dedim. Hazırsanız kutumuza gidelim. Bakalım kutumuzda neler var diyeceğiz. Hemen şunu bir açalım. Değerli arkadaşlar. Geliyoruz. İlk olarak ne dedim? Siyasi Cumhuriyet'in ilanı tarihin konusu oldu. Askeri Malazgirt Savaşı. Bakın savaş yapmışım. Yine neyin konusu oldu? Tarihin konusu oldu. Sosyal Orta Asya'da Türk göçleri. Sonuçta insan ilgilendirdiği için yine neyin konusu olacak? Tarihin konusu olacak. Ekonomik dediğim zaman sanayi devrimi. Çünkü böylece ekonomiksel kalkınmadan bahsedecek ve yine tarihsel konu olacak. Kültürel dediğim zaman yazının icadından söz edeceksiniz. Dini dediğim zaman İslamiyet'in doğuşu diyoruz. Mimari dediğim zaman Sultan Ahmet Camisi. Yani aslında tarih konularını tek tek ne yapmakta? Ayırmakta. Peki tarihin konusunu ayırırken bir de tarihin yararlandığı kaynaklar var mıdır? Evet kaynaklar vardır. Peki tarih tek başına bir kaynak olabilir mi? Birçok kaynağı ne yapmak zorunda ihtiyaç duyar. Şimdi ben bu kaynakları tarihi bilgiye kaynaklık eden malzemelerdir. Peki bu kaynakları kaça ayıracağım? İkiye ayıracaksınız. Birinci el kaynaklar ve ikinci el kaynaklar diyeceğiz. Yani birinci eli ana kaynak diyoruz. Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır. Atıyorum kitabe buldum, abide buldum, arkeolojik buluntu buldum, para buldum. Bunların hepsi birinci el kaynak. Yani o dönemi yansıtan orijinal nesneler. Peki, ikinci el kaynaklar neler olacak? Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanarak meydana getirilen eserlerdir. Hadi hep birlikte bir örnek verelim birinci el kaynaklara. Mesela dedim ki Roma dönemine ait ne dedim? Para dedim. Şimdi bu kaçıncı el oldu? Birinci el kaynak oldu. Daha sonrasında dedim ki Tonguç ne yaptı dedik? Roma dönemi ile ilgili paralar hakkında ne yazdı? Makale yazdı. Ya da roman yazdı. O zaman bakın Roma dönemine ait para arkadaşlar birinci el kaynak mıydı? Birinci el kaynaktı. Ama Tonguç o döneme ait yani Roma dönemine ait parayla ilgili ne yazdı? Makale yazdı. Ve böylece ikinci el kaynak mı oldu? Evet onunla ilgili yorum yaptı. Onunla ilgili herhangi bir eleştiri getirdi, o yüzden de ikinci el kaynak içine ne yaptı girdi. Peki kaynakları mı buldum? Aynı zamanda kaynakları bulurken de sınıflandıracağız mı? Sınıflandıracağız. Peki kaç sınıf ayıracağız? Dört sınıf ayırıyoruz diyeceğiz ki sözlü kaynaklar, yazılı kaynaklar, sesli ve görüntülü kaynaklar, gerçek eşya ve nesneler diyeceğiz. Ya da yazısız kaynaklar da diyebiliriz buraya. Hemen yazalım yazısız kaynaklar olarak da ne yapabiliriz? Duyabilirsiniz. Sözlü kaynaklar. Şimdi dilden dile yayılmış mesela neyler? Efsaneler, destanlar, menkıbeler. Mesela size okula derse giriyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam ben bugün tarihten destan yazacağım. Tonguç sayesinde yazacaksınız. Sözlü mü olacak? Sözlü olacak. Sonrasında sen o sözlü şekilde dinlenen şeyi yazılı kaynağa dökeceksin. Peki yazılı kaynaklar ne? Tabletler, kitabeler, fermanlar ve beratlar da benim yazılı kaynaklar içinde ne yapmaktadır? Yer almaktadır diyeceğiz. Peki sesli ve görüntülü kaynaklar neler olacak? Resimler, fotoğraflar, filmler, videolar, bantlar vesaire vesaire örneklerde sesli ve görüntülü kaynağın içine ne yapmaktadır? Girmektedir. Peki gerçek eşya ve nesneler ne? Tarih öncesi devirlerinde bulduğum Arkeolojik buluntular, tarihi eşya ve nesneler. Mesela mezarlar. Daha sonrasında arkadaşlar o döneme ait kapkacaklar. Daha sonrasında kemikler, fosiller gibi eşyalar, yazısız kaynaklar ya da gerçek eşya veya nesneler içine ne yapmaktadır? Girmektedir diyeceksiniz değerli arkadaşlar. Peki tarih tek başına bir bilim midir? Hayır. Başka bilimlerden ne yapmak zorunda, yararlanmak zorunda. Yoksa başka bilimlerden yararlanamazsa tarih tarih olmaktan ne yapar? Çıkar. Peki ben hangi bilim dallarından yararlanacağım? Hangileri bana hangi alanda yardım sağlayacak? Buna bir bakalım. Şimdi ben tarihe ilgili araştırma yaptım. Ama o bölgeyle ilgili yeri tespit etmem lazım. İnsanın mekanlı karşılıklı etkileşimini araştıracak bir bilim dalına ihtiyacım var. Peki bu bilim dalına ne diyeceğiz biz? Coğrafya. Yani coğrafya yer bilimi anlamında bana ne sağlayacak? Yarar sağlayacak. Yerimi tespit ettim. Örnek veriyorum. Malazgirt Meydan Savaşı'nı ne yapacağız? İnceleyeceğiz. Şimdi bölgeyi biliyoruz artık. Şimdi bölgeyi bildikten sonra da ne yapmam lazım? Elime dış fırçasını alacağım. Bölgeyi kazmaya başlayacağız değil mi? Peki kaza anlamında bana yardım sağlayacak olan bilim dalı hangisidir dersem? Tabii ki. Arkeoloji diyeceksiniz, kazı bilimi diyorum. Arkeolojiye, arkeoloji de bu anlamda bana ne sağlayacak yarar sağlıyor. Sonrasında peki ben bu savaşın hangi zaman diliminde, hangi olay zamanı gerçekleştiğini bilmem lazım. O anlamda da kimya yarar sağlayacak bana kronoloji. Yani kronoloji takvim ve hangi anlamda yarar sağlayacak zaman anlamında ne yapmakla yarar sağlamak. Sonrasında toprağı kazmaya başladım. Devletler arası yani Bizans'ta Büyük Selçuklu arasında yapılan anlaşmaya denk geldim. Şimdi siyasi belgelerin cinsini, şekil ve içeriklerini inceleyecek bir bilim dalı var. Yani bir ne diyeceksiniz? Diplomasi diyeceğiz. Bu da devletler arası anlaşmaları ve beratları ne yapar? İnceler diyeceğiz. Arkadaşlar kazıdım kazıdım kazıdım. Büyük Selçuklu devletin armasını rastladım. Mesela nasıl bir arma? Çit başlığı ne diyebiliriz arkadaşlar? Kartal mesela kimin armasıdır? Büyük Selçuklu Devleti'nin arması olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Çizmeye çalıştım ama tam anlamıyla beceremedim. Şimdi burada bir arma var. Armayı ne yapmam lazım? İncelemem lazım. Peki arma anlamında bana yarar sağlayacak bilim dalı hangisi olacak? Herhal dik diyeceksiniz arkadaşlar. Tarihte devletlerin kullandığı armaları ne yapmaktadır? İncelemektedir. Sonra toprağı kazıdım. O döneme ait kültürsel eşyalara rastladım. Kültürsel eşyalara rastladım. O bölgenin örfünü, adetini, geleneklerine rastladık. Ve o dönemde de bir bilim dalından yararlanmam lazım. Peki bu anlamda bana yarar sağlayacak bilim dalı hangisi olacak dersem etnografya diyeceksiniz. Etnografya dersem de ne diyorsunuz arkadaşlar? Kültür bilimi olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Sonrasına gelelim devam edelim. Neye denk geliyoruz? Antropolojiye denk geldik. Kazıdık bir kafatasına rastladım. Irkı inceleyecek ve ırkın kültürlerinin gelişimini ne yapar? Araştırır bu anlamda antropoloji bana. Şimdi ne diyorsunuz kardeşim? Beni bana övme. bana ne ver? Para ver diyorsunuz değil mi ailenizi? Şimdi ailenizin size para vermesi için bir yerden para çekmesi lazım. Nereden para çekiyor? Bankamatikten çekiyor değil mi? Bankamatikten. Bakın aklınıza şuradan gelsin. Bankamatik dedim. Şimdi yazıyorum. Diyorum ki nümüz matik dedim. Bakın farkındaysanız ikisinde de neyle bitti? Matikle bitti. Bankamatik, numizmatik. Yani matiği gördüğümde otomatik ne bilimi diyeceğiz? Paraları inceleyen bir bilim dalı. Şimdi arkadaşlar toprağı kazıdık. Bakır bir paraya rastladım. Şimdi bakır dediğiniz çok değerli bir maden değil. O zaman demek ki devletin ekonomisi düşük seviyede. Toprağı kazıdım. Daha sonrasında hangi paraya rastladım? Gümüşe rastladım. O zaman devletin ekonomisi bir tık... İyi. Bir kazıdım altın para rastladım. O zaman diyorsunuz ki o gayet mükemmel bir ekonomisi var diye de bu anlamda da yorum ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bakın tarih öncesinde bana adam diyor ki ya tarih olacağız kanka ama bu tarihçiler umarım başka bilimlerden yararlanır diyor. Tarih öncesinde bana bunu söylemiş ve ben buna nitekim birebir uydum mu? Uydum. Evet tarih başka bilimlerden ne yapmak zorundadır? Yararlanmak zorunda. Ama bunun yazdığı yazıyı da ne yapmam lazım? İncelemem gerekiyor. Peki eski yazıları inceleyen bilim dalına ne diyeceğiz biz dersek paleografya diyeceğiz. Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içindeki değişimlerini inceler. Ama bu hangi dille konuşuyor? Hangi dille söylüyor? Bunu bilmem lazım. Peki bu anlamda bana yarar sağlayacak bilim dalı hangisidir dersem filoloji diyeceksiniz. Dillerin tarihini, gelişimini ve değişimi ne yapar? Araştırır. Sonrasında bir kitabeye rastladım. Şimdi kitabeyi incelemem lazım. Bir kitabı anlamda bana bilgi vermesi lazım. Nitekim bakın görüyorsunuz burada da bir kitabemiz var. Kitabe anlamında bana yardım sağlayacak bilim dalı hangisidir dersem Epik Rafi olarak ne yapılmakta bilinmekte. Peki neden tarih? Tarih bilimi geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguları kronolojik bir süreçte ele aldığı için olay ve olgular arasında neden sonuç ilişkilerini ortaya koyar. Böylece bireylerde çok yönlü düşünme yeteneği gelişir ve bireyler tarihi süreçte meydana gelen değişimleri ve süreklilikleri algılar. Yani bir nevi tarih benim hafızam mı olacak? Evet bir netikim benim hafızam olacak. Şimdi arkadaşlar burada tarih için önemli bir noktaya geldim. Şimdi tarihte bir olay göreceğiz bir de olgu göreceksiniz. Peki olay nedir dersem oldu bitti. Neye getireceğim? kısa zamana getireceksiniz. Yani arkadaşlar olay dediğim zaman kısa süren, olgu dediğim zaman da uzun süren bir süreç diyeceğiz. Yani toplumun genelini ne yapacak? Etkileyecek. Olay diyecek. Tarihte insanı etkileyen olayların siyasi, kültürel, sosyal kısa sürede meydana gelen gelişmedir. Olgu ise tarihte insanlığı etkileyen olayların ortaya çıkarttığı sonuçlara göre uzun sürede meydana gelir. Tarihi olay biriciktir, özgündür, tekrarlanamaz. Tarihi olgu ise geneldir, tekrar edebilir. Şöyle geriye bir döndüm. Bakın burada bir savaşın karikatürü var. Pardon bu savaş birinci Kosova savaşı mı yoksa ikinci Kosova mı? E bu galiba abi. Boş ver güzelim boş ver diyor. Bak bir savaş var. Oldu bitti mi? Oldu bitti. E oldu bittiyse arkadaşlar ben buna ne diyeceğim? Olay diyeceğim. Peki gelelim olguya nasıl örnek verebiliriz? Olguya da Helga örnek vereceğiz. Kimle yazışıyorsun sen? Ya Helga diye bir kız var da Hamburg'dan onunla konuşuyorum. O da diyor ki arkadaşı var mı? Var diyor ve böylece Türkler arkadaşlar o güzel gizemli kızı bulabilmek için dünyanın dört bir yanına göç etmişler. Hangi göç? Kavimler göçü. Peki göç kısa sürede mi yapılır yoksa uzun bir zamana mı ihtiyaç vardır? Tabii ki uzun bir zamana ihtiyaç vardır. O yüzden de arkadaşlar kavimler göçü bir olgudur. Kısa örnek verelim. Savaşlar kısa sürüyor, oldu bitti. O yüzden tekrarlanamayacağı için olay olacak. Olgu ise uzun süren süreçtir. Mesela İslamiyet'in yayılması uzun süre. Daha sonrasında Anadolu'nun Türkleşmesi uzun süren. Malazgirt Meydan Savaşı olay. Daha sonrasında Anadolu'nun Türkleşmesi olgu olarak ne yapacağız? E'le alacaksınız. Şimdi beraber öğrenelim neler var. Birinci el kaynaklara örnek veriniz. Biliyorsunuz orijinal nesneler olacaktı. Ne diyebiliriz dersek? İşte paralar. Değil mi arkadaşlar? Daha sonrasında paraların yanı sıra o döneme ait kitabeler. İşte mezarlar. Gibi arkadaşlar örnek verebiliriz. Peki ikinci el kaynak deseydim. işte Halil İnalcı'nın Devleti Aliye kitabı. Kaçıncı el olurdu? El. Çünkü Osmanlı Devleti ile bir fikir yürütüyor. Herhangi bir konu hakkında bilgi veriyor. O yüzden birinci el kaynağı değil ikinci el kaynağı ne yaparız ele alırsınız. Şimdi tarihin konusu nedir? Tarihin konusu değerli arkadaşlar insandır. Ve neyi inceler? İnsanın yaşadığı neyleri inceleyecek olayları ne yapmakta? incelemekte diyeceğiz. Peki yazılı kaynaklara örnek verin. Durdurun videoyu. Kendi kendinize şöyle bir yazın çizin. Yazılı kaynağı nasıl örnek verebilir? Ben hemen veriyorum. Anıt dedim. Daha sonrasında kitabe dedim. Daha sonrasında ferman dedim. Berat dedim. Bunların hepsi neye girebilir? Yazılı belgeler içeriğine ne yapmaktadır? Girmektedir değerli arkadaşlar. Tarihte yolculuğumuza başladık. Önce tarihin ne olduğunu öğrendik. Bu konu hakkında size detaylı bir şekilde bilgi verdik. Şimdi konuyu tekrar edeceksiniz. Sıra neyimize geleceğiz? Değerli arkadaşlar, Tonguç Dinamo 9. sınıf soru bankasına geliyoruz. Konuyu tekrar ettikten sonra hemen açtım sayfamı. İlk ünitemi buluyorum. Tarih ve zaman. Gördüm burada. Sayfa 15'e kadarki soruların hepsini bitirmiş oluyorsunuz. Sonrasındaki haftalarımızda ise artık tarihte neye yola çıkacağız? Takvimlere yola çıkacağız birlikte değerli öğrenciler. Hazırsanız şimdi sizin için çok güzel bir ödüllü soru bırakacağım. Ve cevapları neye bekliyorum arkadaşlar? Yorum kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.